Yaratılışı muhteşem olan gözün yapısı Darwin'i susturdu. Etrafına bakan bir insanın gözüne gelen görüntü ters olarak beyne iletilir. Beyin bu görüntüyü düzeltir ve sonuçta insan üç boyutlu, rengarenk, mükemmel bir görüntü görür. Böyle bir sistem tesadüfen şuursuz atomların birleşmesiyle oluşamaz. Görmeyi bilmeyen atomlar tesadüflerin etkisiyle şuursuzca birleşerek dünyanın en mükemmel kamerasından daha kaliteli görüntü sağlayan, en gelişmiş üç boyutlu sinema ve televizyondan daha net ve tam renkli görüntüyü beyinde meydana getiren görme sistemini yapamaz. Duymayı bilmeyen şuursuz atomlar, en gelişmiş müzik sisteminden daha mükemmel olan, daha net ve çok boyutlu, gerçeğinden ayırt edilemeyen sesleri beynin içinde oluşturan işitme sistemini tesadüfler sonucu meydana getiremez. Koklamayı bilmeyen atomlar, parfümün, gülün kokusunu hisseden koku alma sistemini tesadüflerin etkisiyle oluşturamaz. Sıcağı, soğuğu, sertlik duygusunu bilmeyen şuursuz atomlar, tesadüfler sonucu hissetme gücüne sahip olamaz. Şuursuz, kendi varlığından haberi olmayan atomlar, tesadüflerle müzikten zevk alan, türlü türlü yiyeceklerin lezzetlerini bilen, hatıraları olan, dokunan, hisseden, düşünen, plan yapan, hatıralarını zihninde canlandıran, bir şeyi hatırlayan, gülmekten, eğlenmekten, neşeli ortamlardan zevk alan, daha sayılabilecek yüzlerce özelliğe sahip olan insanlara ve hatta atomun yapısını inceleyip araştıran bilim adamlarına dönüşemez. Canlıların sahip oldukları kusursuz ve kompleks organların evrim teorisinin tesadüf iddialarıyla açıklanabilmesi imkansızdır. Gerek birbirinden mükemmel özel parçalarıyla, gerekse indirgenemez kompleksik özelliği nedeniyle evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyan bu kusursuz organlardan biri de gözdür. İnsan gözü 40 farklı organelden oluşur ve işlev görebilmesi için bu parçaların tümünün bir arada olması şarttır. Gözü oluşturan kornea, konjonktiva, iris, göz bebeği, göz merceği, retina, göz kasları, göz kapakları gibi doku ve organlar aynı anda büyük bir uyum içinde çalışırlar. Her birinin ayrı bir görevi vardır. Fakat hepsi birbiriyle bağlantılı çalışır. Dolayısıyla herhangi birinin eksikliği halinde göz, görme yeteneğini yitirir. Bu durum, evrim teorisinin aşamalarla kademe kademe tesadüfen oluşum iddiasına tamamen ters düşmektedir. Darwinistlerin gözün görmesini sağlayacak sayısız mucizevi olayın açıklamasını yapmaları gerekmektedir. Oysa evrimciler göze ait tek bir hücrenin varlığını bile açıklayamamışlardır. Dolayısıyla böylesine kompleks bir organın hayali evrimsel süreçte oluşması imkansızdır. Evrim teorisinin gözle ilgili olarak açıklayamadığı yüzlerce konudan birkaçı şunlardır. Akıl ve şuur sahibi olmayan göz hücrelerinin vücudun diğer hücrelerinden farklı olarak görüntü oluşturmaya kendi kendilerine karar vermeleri mümkün değildir. Göz, görüntüyü yorumlamakta, bunu elektrik akımına çevirmekte ve beyne iletmektedir. Gözün ve bu sırada görev yapan sayısız sinir hücresinin akımın beyne iletilmesi gerektiğine tesadüfen karar vermeleri imkansızdır. Gözden beyne iletilen şey bir elektrik akımıdır. Vücudun diğer dört duyu organından alınan bilgiler de elektrik akımı şeklinde beyne iletilir. Gözden gelen akımların başka bir şeye değil de her defasında kusursuz bir görüntüye dönüşmesinin hiçbir hayali evrimsel mekanizmayla açıklanabilmesi mümkün değildir. İki ayrı gözden farklı iki görüntü gelmekte ve bunlar mükemmel bir mekanizmayla birleştirilerek tek bir kusursuz görüntü oluşmaktadır. Bu durum, farklı görüntüleri algılayıp yorumlayan, sonra bunları bir bütüne tamamlayarak bize kusursuz görüntü veren söz konusu yapıların şuurlu hareket ettiklerinin ve kesinlikle tesadüfen meydana gelemeyeceklerinin açıklamasıdırlar. Gelen görüntü, göz içerisinde önce tersine çevrilmekte, çeşitli işlemlerin ardından beynin görme merkezinde tekrar düz hale getirilmektedir. Yağ ve proteinlerden oluşmuş bu yapının, görüntüyü önce ters olarak algılayacak, sonra kusursuz ve hatasız bir şekilde düze çevirecek bir yeteneğinin olması elbette mümkün olamaz. Böyle bir özelliğin rastgele oluşması imkansızdır. Karşımızda renkli dünyanın görüntüsünde
hiçbir bulanıklık olmaması, hiçbir kopukluk oluşmaması, görüntünün daima mükemmel bir netlik ve uyuma sahip olması, gözün bilinçli olarak yaratılmış mucizevi bir organ olduğunun en açık delillerindendir. Göz hücrelerinin renkleri hiçbir zaman birbirine karıştırmamalarının, hareketi, arka planı kusursuz olarak algılamamalarının, kontrolsüz ve şuursuz tesadüfi olaylarla açıklanması imkansızdır. Karşınızdaki kişi sizinle konuşurken gördüğünüz görüntüyle duyduğunuz ses daima bir uyum içindedir. Ne sesi görüntüden ne de görüntüyü sesten dakikalar, hatta saniyeler sonra algılamazsınız. Oysa ses ve görüntü mesajları iki farklı organdan gelen farklı iletilerle mümkün olmaktadır. Bu durumda insanın sahip olduğu söz konusu uyumda bir olağanüstülüğün varlığı açıktır. Görüntüyü gören hücrelerdir. Görüntüyü ileten hücrelerdir. Görüntüyü beyinde algılayan yine hücrelerdir. Bu hücrelerin bulunduğu ortam, yani kafatasının içi, zifiri karanlıktır. Kapkaranlık bir kutunun içinde rengarenk, hareketli ve üç boyutlu bir dünyanın rastgele oluşması mümkün değildir. Hiçbir kamera, hiçbir fotoğraf makinesi, hiçbir televizyon, gözün meydana getirdiği görüntünün bir benzerini oluşturamamakta, onun oluşturduğu kusursuzluğu yakalayamamaktadır. 21. yüzyıl teknolojisiyle taklit edilemeyen bu yapı, açıkça bir şuurun, bilinçli bir yaratılışın ürünüdür. Görüntüyü tanıyanın, onu hafızadaki saklı görüntülerle karşılaştıranın, yorumlayanın, hissedenin, görüntüyü hatırlayanın, yağ ve proteinlerden oluşan hücreler olması imkansızdır. Bir insanın gördüğü görüntüyü yorumlayabilme yeteneğinin olması, onun ruh sahibi bir varlık olduğunun delilidir. Ruhun varlığının tesadüflerle açıklanabilmesi imkansızdır. Elbette ki hiçbir hücre tek başına bilinç gerektiren işler yapmaya muktedir değildir. Göze ait hücrelerin her birinin şuurlu davranmalarının tek sebebi, kendilerini yaratan Yüce Allah'ın aklının birer tecellisi olmaları, ondan ilham almalarıdır. Göz, evrim teorisini çürüten yaratılış delillerinden biridir. Evrim teorisinin iddia ettiği gibi, arka arkaya eklenen küçük değişikliklerle göz gibi bir organın ortaya çıkamayacağı açık bir gerçektir. Nitekim Charles Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabının Teorinin Zorlukları başlıklı bölümünde göz konusunda şu önemli itirafta bulunmuştur. Farklı mesafelerdeki cisimleri benzersiz bir mükemmellikte odaklayan, farklı oranlardaki ışığa göre kendisini uyarlayan göz gibi bir organın doğal seleksiyona dayalı rastlantılarla ortaya çıktığını öne sürmek, itiraf ediyorum ki olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır. Darwin'in gözlerden yola çıkarak vardığı sonuçsa şöyledir. Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Değil yeni türlerin sadece bir organın bile küçük değişikliklerle oluşamayacağı gerçeği evrim teorisinin geçersizliğini anlamak için yeterlidir. Charles Darwin'in aşağıdaki sözleri bugün artık evrim teorisinin çöktüğünün anlaşılması açısından önemlidir. Eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Bugün göz gibi kompleks bir organın birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle oluşmasının imkansız olduğu ispat edilmiş ve evrim teorisi tam anlamıyla çökmüştür.